Tribe Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru Borsa İstanbul'da rekor devam ediyor. Buna şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Çünkü 7200-7800 bölgesindeki harekette 7800'e yakın sıcak beklentimiz devam ediyor. Önerilerimizi kapatmıyoruz. Hatta yeni öneriler eklemeye devam ediyoruz. Örnek olarak Turkcell, Doğaş, Şişe, Aksigorta ve diğerlerini merak eden yatırımcılarımız Tribe uygulamasında öneriler menüsü altında bu ilgili hisse senedi tavsiyelerine bakabilirler. Endeks için pozitif duruşumuzu devam ettiriyoruz. Önce 7800, daha sonra da 7800'ü kırdıracak daha sert bir hareket beklenebilir. Ağustos ayı göreceli daha pozitif bir Borsa İstanbul. Çok yükseldi satış, çok yükseldi. Geri çekilmeli. İlla bir noktada geri çekilebilir. Biz yayınlarımızda veyahut da tekil tarafta kesinlikle bir geri çekilme, bir sert satış gelmeyecek diye bir iddiamız yok. Ana strateji yukarı yön ama taktik olarak geri çekilmelerde trende giremeyen, girmek isteyen, yeni dahil olmak isteyen yatırımcılara bir imkan veriyor. Ve şu anda güçlü bir momentum var mı? Var. Bugün ne oldu? Özellikle ülke 5 yıllık CDS primi 400'ün aşağısına indi. Bankalarda rally tetiklendi. Bir de üzerine not artışı beklentisine ilişkin algının pozitif yöne değişmesi bankacılık tarafını pozitif yönde etkiledi. Bir de Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı'nın katıldığı JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısına ilişkin bugün hafta sonunda bir haber gelir mi gelmez mi? Pozitif bir haber gelirse pazartesi açılışına pozisyonsuz girmeyelim şeklindeki yatırım algısı da endeksi yukarı yönlü destekliyor. Endeks 7427.10 yüksek gördü. Şu anda %2,5 primli ama endeks yakın vade future'ı hep şunu belirtiyordum. 8000'in üzeri. Şu anda 8281.50 gördü. %3 primli. Endeks 30, %2,62 primli. Yine 7800 hareketi kuvvetle muhtemel endeks 30. Rotasyon içinde de bankacılık. Olası bir not artışının gelmesi, CDS'in 400'ün altında 375'ler aşağısında yeni düşükler yapması banka tarafında bir rallileri tetikleyebilir. Hani genel olarak 0.8 piyasa değeri bölü defter değeri çarpanından genel ortalama bir çarpana doğru referans alındığı zamanda hani %21-22'lik bir yukarı yönlü potansiyel devreye girebilme senaryosu da geliyor. Hisselere bakıyoruz. Türk Hava Yolları %5 hala devam ediyor. All time high'ları yenilemeye devam ediyor. Sabancı Holding %3 primli. Koç Holding, Turkcell, Doğaş'a bakıyoruz. Tüpraş'a bakıyoruz. Garanti %3 primli. Şişe'ye bakıyoruz. %5'e yakın hareketli. Doğan Holding %3. Evet, bazı hisse senetlerinde TL bazlı yeni yüksekler görüyoruz ama dolar bazında da bazılarına yeni yeni geliyoruz. Ama bu da hikayeyi destekleyecek bir unsur. Yukarı yönlü hareketi. Dolayısıyla endeks için 7800'e yakın sıcak hareket. Burada endeks 30 replikasyonu, bu yapılamıyorsa hisse yoğun fonlar, endeks 30'u replike eden fonlar veyahut da bankacılık hisse senetlerine takip edilebilme senaryosunu daha kuvvetli görüyorum. Ama bu tabii benim senaryom, anlamlı gelir gelmez endeks yukarı mı aşağı mı bunun kararının verilmesi gerekiyor. Tabii bu noktada endeks hareketi bağımsız olarak da özellikle enflasyon temasına bağlı olarak alkollü, alkolsüz içecek sektörü ve mobilya sektörüne de dikkat ediyoruz. Farklı olarak da sigortacılık sektörünü takip ediyoruz. Zaten bununla da ilgili görüşlerim YouTube kanalımızda paylaşıyorum. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da pozitif bir trend devam ediyor. Bu trende karşı aksiyon almak tarafında risk algınız da tamamen yatırımcının tercihinde kalıyor. Önerilerimizi kapatmıyoruz. Kapatmama nedenimiz de trendin 7800 ve sonrasında yıl sonuna kadar 9100 potansiyeline kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da önerileri kapatmadan işte en son işmenle alakalı önerimizi yaklaşık %35 yukarı yönlü pozitif getiriyle kapatmıştık. Hani işmene de baktığım zaman da bugün de 29.80'ler gördü. %5'e yakın primli. Haftayı
pozitif olarak kapatıyoruz. Herkese güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle.